Merhaba arkadaşlar, bu haftaki test konuklarımızdan biri Suzuki Swift Hybrid. Bu otomobili aslında 3-4 ay evvel test için almıştım fakat aksilikler oldu, çekimini yapamadım. Aklımda kalan bazı özellikleri olduğu için yeniden alıp sizle paylaşmak istedim. Suzuki Swift'in tarihine baktığımız zaman 1983 yılına kadar geri gittiğini görüyoruz. Türkiye'de de özellikle 90'lı yıllarda çok sevilen bir model olmuştu. Hala o yıllardan kalma birçok Swift'i yollarda görüyorum. Bu da Japonlara ne kadar sağlam otomobiller yaptığının bir kanıtı bence. Şu anda içinde bulunduğumuz Swift'in kaçıncı nesil olduğu bazı kaynaklarda 3, bazı kaynaklarda 6 olarak geçiyor. Bunun da nedeni Swift'in birçok ülkede farklı isimle üretilmiş olması. Ama ben 6. nesil olarak kabul ediyorum. Dediğim gibi bazı kaynaklar 2004'ten beri üretilen Swift'i ilk nesil olarak kabul ediyor. Bu hesapla bunun 3. nesil olması gerekiyor. Aslında kaçıncı nesil olduğunun bir önemi yok. Hala hayatta olması önemli. Son nesil Swift 2017'de tanıtıldı. 2020'nin sonlarında ise makyajlandı. Ve hemen akabinde de Türkiye'ye geldi. Bu otomobilde HyreTech adı verilen bir platform kullanılıyor. Suzuki bu platformu 2014 yılından beri kullanıyor. Baleno ve Ignis gibi modeller de yine aynı platform üstünde yükseliyor. Bu platformun en önemli özelliği hafif olması, yani Suzuki böyle iddia ediyor. Böylece Swift bir önceki nesilden %10 daha hafif olmuş. Ağırlığına baktığımız zaman zaten 1000 kilonun altında olduğunu görüyoruz ki küçük sınıf bir otomobil için bence olması gereken de bu. Makyajlı Swift Türkiye'de 3 donanım paketiyle satılıyor. Aktarma organlarına baktığımızda ise tek bir motor görüyoruz. Ama şanzıman olarak 2 seçeneğiniz var. Donanım paketleri GL, GL Tekno ve GLX Premium. İçinde bulunduğumuz otomobil tahmin edeceğiniz gibi GLX Premium. Yani en donanımlı model. Hemen fiyatlara gelelim. 235 bin liradan başlıyor. Bu kulağa iyi geliyor. Fakat donanımlı ve otomatik şanzımanlı bir Swift Hybrid alayım derseniz fiyat 361 bin liraya kadar çıkıyor. Hemen şunu da söyleyeyim. Artık son dönemde videolarda fiyatlardan bahsetmeyi hiç istemiyorum. Çünkü bir hafta sonra bile söylediğim fiyatlar çöp oluyor. Geçtiğimiz Megane Sedan testinde fiyatın 530 bin lira olduğuyla dalga geçmiştim resmen. Dün baktım bu otomobilin fiyatı 583 bin liraya kadar fırlamış. Neredeyse bir ayda 50 bin lira zamlanmış arkadaşlar. O yüzden fiyatlardan bahsetmek artık çok saçma oluyor ama yapacak bir şey yok. En azından videomuzu ilk hafta seyredenler doğru fiyat verisine ulaşabilir. Hemen rakiplere bakalım. Nissan Micra da 235 bin liradan başlıyor. Çok daha yeni bir otomobil olan Toyota Yaris'in fiyatı ise 197 bin liradan başlıyor. Yaris'in fiyatı 332.650 liraya kadar çıkıyor. Üstelik onun motoru 1.5 ve 125 beygir. Micra'nın fiyatı da 326 bin liraya ulaşıyor. Böyle baktığınızda Swift'in fiyatının yüksek olduğunu söylemek mümkün. Fakat biraz evvel söylediğim gibi şöyle bir durum var. Ben Swift'in fiyatlarına baktığım zaman Suzuki yeni zam yapmış olabilir. Toyota ve Nissan bir gün sonra bile zam yapmış olsa benim verdiğim fiyatlar geçersiz olmuş oluyor. O yüzden otomobil alırken anlık olarak fiyatları takip etmek gerekli. 2017'den beri üretildiği ve bu bir makyaj çalışması olduğu için tasarımdan çok bahsetmeyeceğim. Tabii ki ön ızgarada bir farklılık var. Tampon değişmiş. 4 yıllık bir model olsa da Swift bence oldukça şık görünüyor. Arka kapı kollarının C sütununda olması sanki 3 kapılıymış izlenimi yaratıyor. Ayrıca çift renk tavan opsiyonunuz da var. Test otomobilimiz 2 renkli. Biraz evvel bahsettiğim 361 bin liralık fiyat zaten 2 renkli tavan için. Tek renk bir otomobil istiyorsanız 4 bin lira daha ucuz. 6. nesil Swift bir önceki modelden daha kısa ve daha alçak fakat daha geniş olarak tasarlanmış. Uzunluğuna baktığımızda 3845 mm olduğunu görüyoruz. Genişlik 1735 mm ve yükseklik 1495 mm. Aks aralığı ise 2450 mm olarak veriliyor. Eski Swift'lerde 3 kapılı versiyonlar da vardı fakat yeni Swift'te bu yok. Sadece 5 kapılı olarak üretiliyor fakat 3 kapılı gibi görünüyor dediğim gibi. Jantlara baktığımızda 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantları görüyoruz. Test otomobilimizin üstünde 185, 55, 16 ebadında lastikler bulunuyor. Biraz sonra iç mekana geçeriz fakat önce gürültüden bahsetmek istiyorum. Swift çok sessiz bir otomobil değil. Rahatsızlık vermese de yol ve rüzgar uğultuları kabine yansıyor. Ayrıca süspansiyon da biraz gürültülü çalışıyor. Özellikle hızınız 120-130 km/saat'in üstüne çıktığında rüzgar uğultuları da fazlaca artıyor. Fakat bu bahsettiklerim otomobilden nefret edeceğiniz kadar yüksek değil. Sonuçta bu küçük sınıf otomobil, bazı eksiklikleri olması normal. İç mekana geçmeden evvel biraz bagajdan bahsetmek istiyorum. Bagaj hacmi 265 litre. Eski modelden %20 daha geniş olduğu iddia ediliyor. Fakat bu halde bile çok geniş bir bagajı olduğunu söyleyemeyiz. Küçük sınıfta daha yüksek bagaj hacmi sunan modeller var. Arka koltuğu yatırdığınızda hacim 579 litreye ulaşıyor. Tavana kadar saydığınızda ise 947 litrelik bir hacim ortaya çıkıyor. Hemen rakiplere bakalım. Yaris'in bagaj hacmi 286 litre. Micra ise 300 litrelik bir hacim sunuyor. Yani dediğim gibi Swift'ten yüksek bir hacimleri var. Aslına bakarsanız küçük sınıf otomobiller ailelerin pek rağbet ettiği modeller değil. Eğer bu otomobili tek kişi ya da iki kişi kullanıyorsanız bagaj hacmi de yeter bence. Bazen her şeyin fazlasını istiyoruz ama neden olduğunu da bilmiyoruz ya da düşünmüyoruz.
Evet, şimdi müsait bir yerde duralım ve iç mekandan bahsedelim. Öncelik tabii ki genişlikte. Ön koltukta oldukça rahatım. Ki biliyorsunuz, her zaman söylüyorum, benim uzun boylu bir yapım var. Yine de Suzuki Swift'te çok rahatım ön koltukta. Arka koltuğu zaten biraz sonra anlatacağım. Baş mesafem oldukça tatminkar. 5 parmaktan hatta 7-8 parmaktan daha çok bir baş mesafem var. Omuz mesafesi de küçük sınıf bir otomobil için gayet iyi. Hemen malzeme kalitesine bakalım. Ön konsolun üstü sert plastik. Daha doğrusu her yer sert plastik. Birçok testimizde bunu eleştiriyoruz ama aslında uzun döneme baktığınız zaman bunlar daha dayanıklı oluyor. Yumuşak yapılı ön konsolların 10 yıl sonra, 15 yıl sonra çatlayabildiğini görüyoruz. Fakat sert plastik olanlarda böyle bir problem yok. Fakat tabii insan dokunduğu yüzeylerin yumuşak olmasını istiyor. Otomobil ergonomik olarak tasarlanmış. Gerçi 2021 yılında bundan bahsetmeye gerek var mı onu da bilmiyorum ama mesela dizim orta konsola çarpmıyor. Çok güzel tasarlamışlar. Birçok otomobilde bu rahatsızlığı çekiyorum aslında. Dijital göstergelere son dönemde çok alıştık. Ben biliyorsunuz analog göstergeleri daha çok seviyorum. Suzuki Swift'te de analog göstergeler yer alıyor. Üstelik oldukça sportifler. Eski İtalyan otomobillerini andırıyorlar. Sağda hız göstergesi ve içinde yakıt göstergesi bulunuyor. Solda ise devir saati ve yine onun içinde hararet göstergesi var. Ortada dikey küçük bir ekranımız var. Hemen bakalım neler varmış. Şu anda hız göstergesindeyim. Vitesin konumunu da gösteriyor. İlerleyelim. Ortalama yakıt tüketimi ve menzili görebiliyorum. Yani yol bilgisayarına girebiliyorum. Yol bilgisayarının bir başka versiyonu var. Sürüş süresiyle alakalı bir bölüm var. Stop start'ın ne kadar çalıştığı ile ilgili bir bölüm var. Şu ana kadar 37 saniye çalıştırabilmişim. Çünkü çok trafiğe girmedim. Tork ve Power adlı bir gösterge var. Otomobili kullanırken ne kadar güç kullanıyorsunuz, ne kadar tork kullanıyorsunuz görebiliyorsunuz. Akselerasyon ve Brake adlı bir gösterge var. Yani gaz pedalına ne kadar basıyorsunuz, frene ne kadar basıyorsunuz onu görüyorsunuz. Şu anda ben frene sonuna kadar basıyormuşum. Hemen çekeyim. Benim sevdiğim bir gösterge de hibritle alakalı. Burada bataryanın ne kadar dolu olduğunu görüyorsunuz ve kullanırken motordan elektrik motoruna ne kadar güç aktarıldığını ya da elektrik motorunun ne zaman çalıştığını görebiliyorsunuz. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, elektrik motorunun yani marş jeneratörünün motora ne kadar, içten yanmalı motora ne kadar destek olduğunu görüyorsunuz. Bence oldukça detaylı, küçük ama detaylı bir gösterge. Üst tarafta ise aktif güvenlik sistemleriyle ilgili küçük bir bölüm var. Şerit takip sistemini falan oradan görebiliyorsunuz. Yani hem analog olması benim hoşuma gitti hem de ortada küçük bir gösterge olmasına rağmen çok fazla bilgi veriyor olması hoşuma gitti. Suzuki Swift'in gösterge tablosunu 10 numara veriyorum. Direksiyonumuz 3 kollu, deri kaplı ve oldukça sportif. Üstünde de bütün modern otomobillerde olduğu gibi birçok buton var. Direksiyonun arkasında vitesleri manuel olarak değiştirebileceğiniz pedler de yer alıyor. Ön konsolun solunda yani direksiyonun solunda da bir takım butonlar var. Buradan ESP'yi açıp kapatabiliyorsunuz. Stop start sistemini açıp kapatabiliyorsunuz. Bu arada demin unuttum, sürüş G kuvvetini bile görebiliyorsunuz ekrandan. Bu önemli bir özellik. Sportif sürücüler için önemli bir özellik. Bunu unutmam olmazdı. Multimedya ekranımız 9 inç. Biraz sürücüye dönük tasarlanmış. Android Auto ve Apple CarPlay'e de uyumlu. Fakat biraz sonradan takılmış gibi görünüyor. O benim hoşuma gitmedi. Hemen bakalım neler var. Radyo, Android Auto, Apple CarPlay, USB, ayarlar, equalizer ayarları, telefon ve AV in diye bir bölüm var. Çok fazla oyuncaklı bir sistem değil ama size yeterli bilgileri sunuyor. Onun hemen altında dijital klimamız var. Yani Swift'in donanımının zengin olduğunu şimdiden söylemek mümkün. Klimanın altında bir adet USB çıkışı görüyorum ve 12 volt 120 wattlık bir çıkış görüyorum. Ayrıca vites kolunun önünde 2 adet bardaklık da var. Bir kol dayama yok. Bu birçok kişi için eksiklik olabilir ama benim takıldığım bir konu değil. El frenimiz standart. Elektrikli bir park freni yok. Demin donanım zengin dedim. Ondan sonra hemen elektrikli park freni yok deyince biraz tuhaf oldu ama problem değil. Hemen torpido gözüne bakalım. Torpido gözü geniş değil ama derin. İdare eder diye düşünüyorum. Kapı içlerindeki cepler de çok büyük değil ama yeterli. Yarım litrelik su şişelerini koyabilirsiniz. Koltukların yanal destekleri fena değil. Çok sportif koltuklar mı? Hayır ama yanal destekleri dediğim gibi fena değil. Sizi virajlarda yerinizde rahatlıkla tutabiliyor. Koltuk kumaşının dokusu hoşuma gitti gerçekten. Fakat dikkatli bakarsanız çevresinde yuvarlağı olmayan birçok Mercedes amblemini görüyorsunuz. Suzuki acaba ben Mercedes gibi otomobil yaptım mı demek istiyor? Bilemedim. İç mekanın ferah olduğundan bahsettik ama bir açılır tavanımız yok. Evet, ön koltuktan yeterince bahsettiğimi düşünüyorum. Arka koltuğu zaten orada anlatacağım. Evet, şimdi arka koltuktayım gördüğünüz gibi. Ön koltuğun her ikisi de bana göre ayarlı. Yani önde uzun boylu birinin oturduğunu varsayabiliriz. Sizi belki şaşırtacak ama ben Swift'in arkasında oldukça rahatım. Sonuçta küçük sınıf bir otomobilden bahsediyoruz. Hemen baş mesafesine bakalım. 2-3 parmak var. Diz mesafem de fena değil. 1-2 parmak bulunuyor. Ben bu otomobille uzun yola gidebilir miyim? Gidebilirim gibi görünüyor arkadaşlar. Yani arka koltuk küçük sınıf bir otomobil için fazlasıyla geniş bence. Peki arka koltuk bize başka neler sunuyor?
Sürücü koltuğunun arkasında bir cep görmüyorum fakat yolcu koltuğunun arkasında var. Arkada da önde olduğu gibi kol dayama yok. Japonlar kol dayamaya inanmamış belli ki. Öndeki plastiklerin sert olduğunu söyledik. Buna göre arkada da yumuşak olması beklenmez zaten. Arka tarafta tabii ki bir klima kontrolü de yok. Ayrıca USB çıkışları falan da görmüyorum. Bir havalandırma ızgarası da bulunmuyor. Arka kapı işlerinde de bir cep yok. Sadece yarım litrelik su şişelerini koyabileceğiniz bir bölüm var. Sonuç olarak Japonlar sadece geniş alana odaklanmış gibi görünüyor. Arkada yaşamanızı kolaylaştıracak pek bir donanım yok. O zaman tekrar sürüşe geçelim. Kabinden bahsettikten sonra en sevdiğim bölüme geçebiliriz, yani sürüşe. Aslında sürüşten önce biraz güvenlik donanımlarından bahsetsem daha iyi olacak. Bu otomobilde zengin bir güvenlik paketi var. İleri sürüş destek sistemleri fazlasıyla mevcut. Belki de fiyatının pahalı olmasının nedeni budur. Mesela adaptif hız sabitleyici test otomobilimizde standart olarak sunuluyor. Böylece bir radar yardımıyla öndeki otomobille farkınızı hesaplıyor ve hızını ona göre ayarlıyor. Tembel sürücüler için ideal bir özellik. Ayrıca şerit takip sistemi de var. Yalpalama uyarısı, trafik işareti tanıma gibi özellikler de mevcut. Uzun far asistanı bile unutulmamış. Yani Japonlar güvenliğe yatırım yapmış bence. Bu otomobil Suzuki'nin akıllı hibrit teknolojisi adı verdiği bir sistemle donatılmış durumda. Yani kısaca yarı hibrit diyebiliriz. Fakat birçok yarı hibrit gibi 48 voltla değil 12 voltla çalışıyor. İçten yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş jeneratörü bulunuyor. Buna ISG adı veriliyor. 10 amperlik bir de bataryamız mevcut. Bu marş jeneratörü motora kayışla bağlı ve hızlanma gibi durumlarda motora destek oluyor. Mesela kalkış anında, şimdiki gibi, ya da hızlanma anında motoru besliyor. ISG ünitesinin gücü 2.3 watt arkadaşlar. Torku ise fena değil, 50 Nm. Daha da önemlisi, bütün bu bileşenler aracın ağırlığına sadece 6.2 kilo ekliyor. Tabii ki frenleme anındaki enerjiyle batarya tekrar doluyor. Ayağınızı gazdan çektiğinizde, yani otomobil akmaya başladığında da batarya yine dolmaya başlıyor. Şu anda mesela elektrik motor, yani ISG kalkışa destek oldu. Buradan görüyorum. Şimdi devreden çıktı. Bu otomobilde K12D dual jet adı verilen 1.2 litrelik bir motor bulunuyor. Bu motor turbo ya da aşırı beslemeli değil. Bu nedenle gücü ve torkunun çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. 83 beygir güç üretiyor. Tork ise 2800 devir dakikadan itibaren 107 Nm. Turbo otomobillere çok alıştığımız için bu tork kulağa çok düşük geliyor, kabul ediyorum. Fakat 50 Nm'lik bir katkımız olduğunu, yani ISG'nin olduğunu da unutmayalım. Otomobil yarı hibrit olduğu için özellikle şehir içinde güçsüz ya da torksuz gibi hissettirmiyor. Hatta oldukça seri olduğu bile söylenebilir. Şehir içindeki performans bence tatmin edici. Şanzımanımız sürekli değişken oranlı, yani CVT. İç mekanda da bahsettiğim gibi direksiyonun arkasındaki kulakçıklarla vitesleri manuel olarak da değiştirebiliyorsunuz. Hemen 4'ü aldım mesela şu anda. 3'ü aldım. Oldukça hızlı geçiyor. CVT olduğu için zaten vites değişikliği gibi bir durum yok. Siz manuel değiştirmediğiniz müddetçe böyle bir his yaşamıyorsunuz. Bu anlamda oldukça sarsıntısız ve konforlu bir sistem. CVT şanzımanlar pek sevilmiyor halk arasında ama yakıt tüketiminde yükseltmediklerini biliyoruz. Eskiden biraz performanstan çalarlardı fakat son nesil CVT'lerde bu problem de giderildi gibi. 1197 cc'lik 4 silindirli motor otomobile 175 km/s maksimum hız sağlıyor. 0-100 km/s hızlanma ise 12.2 saniye. Torku düşük bir motorun böyle performans göstermesinin asıl nedeni ağırlığın düşük olması. Swift hibritin ağırlığı 935 kilo. Tabii ki biraz evvel söylediğim gibi ISG de motora destek olduğu için torkun düşüklüğünü hissetmiyorsunuz. Fakat uzun yolda hızınızı korumak zor olabiliyor. Yani 120-130 gibi hızlarla giderken önünüze bir rampa çıktığında otomobil ister istemez yavaşlıyor. Bunun da en önemli nedeni torkun düşük olması. Gaza daha fazla basmak durumunda kalıyorsunuz. Bu da uzun yoldaki tüketimi artırabilir. Tüketim demişken otomobilin en önemli özelliğine geldik. Fabrika verisi tüketim değeri WLTP normuna göre 5 litre arkadaşlar. Tabii ki 100 kilometrede. Daha doğrusu 5-5.4 litre 100 kilometre arasında veriyorlar. Bu değer benzinli bir otomobil için çok iyi. Peki ben ne yaktım? Benim ortalama tüketimim ise 5.1 litre oldu. Yani Swift Hybrid'in bir tüketim sihirbazı olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde yakıt fiyatları o kadar arttı ki böyle otomobillere ihtiyacımız var. Neredeyse dizeller kadar az tüketebiliyor. Hemen yol tutuşa gelelim. Swift Hybrid sportif bir otomobil sayılabilir arkadaşlar. Kullanması oldukça keyifli. Tabii ki motor performansından bahsetmiyorum. Virajlı yollardaki verdiği histen bahsediyorum. Direksiyon yeterince tepkili. Süspansiyonun darbe emişi iyi olmasına rağmen virajlı yollarda da sizi üzmüyor. Yani ağırlık dağılımlarından fazla etkilenmiyor. Önden çekişli otomobilin yol tutuşu için güvenli tanımını yapmak mümkün. Ayrıca ben eğlendim bile. Aklıma önceki nesil Swift Sportlar geldi. Onlar da çok güçlü otomobiller olmamasına rağmen çok eğlenceliydi. Şurada kısa bir düzlük var. Hemen bir hızlanma deneyelim arkadaşlar. 100'e bile çıkacağımızı zannetmiyorum ama bastım gaza. Hemen tepki verdi. Fakat minibüs çıktı önümüze. Gördüğünüz gibi fena değil ilk hızlanma.
Evet, süspansiyondan ve yol tutuştan bahsediyorduk. Önde klasik MacPherson sistem var. Arkada ise birçok otomobilde olduğu gibi U tipi yarı bağımsız aksı görüyoruz. Dediğim gibi sertliği gayet iyi ayarlanmış. Hem konfordan ödün vermiyor hem de yol tutuştan ödün vermiyor. Hafif bir otomobil olmasına rağmen hem önde hem de arkada disk frenler var. Bu da bence olumlu bir özellik. Bu arada demin tüketimden bahsederken şunu atladım. Genelde nasıl biliriz? Otomobiller şehir içinde daha fazla yıkar. Şehir dışında ise tabii ki tüketimleri düşer. Swift Hybrid ise bu kuralı yıkan ender otomobillerden biri. Sanki şehir içinde daha az yakmaya eğilimli. Mesela ben bu otomobili otobanda da kullandım. Ve tüketimim 5.6-5.7 litre oldu. Şehir içinde ise 5.1'e kadar indim. Yani garip bir şekilde Swift Hybrid diyor ki ben bir şehir içi otomobiliyim. Beni öyle kullanın diyor. Fakat şehir dışındaki tüketim de yüksek mi? Hayır, bence değil. Uzun yolda da 5.7 litrelik bir tüketim bence gayet makul. Şimdi klasik sorumuza gelelim. Ben bu otomobili alır mıyım? Aslında Swift Hybrid'i sevdiğimi söyleyebilirim. Videonun başında da söylediğim gibi bu otomobili ikinci kere test için aldım. Yani kullanmayı seviyorum, bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Fakat bu fiyatlarla alır mıyım? Pek sanmıyorum arkadaşlar. Küçük sınıf otomobillere 350 bin lira ödemek bana biraz saçma geliyor. Belki bir ay sonra konuştuğumuzda bu sözlerimden de utanabilirim. Evet, videomuzu yavaş yavaş kapayalım. Suzuki Swift Hybrid'den hepinize hoşça kalın diyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. 10 bine az kaldı. Sürprizlerimiz gelecek. Tekrar görüşmek üzere.